Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda KYK Yurt Yönetimi Personel Ataması hakkında konuşmuş olacağız. İnşallah kazananlar arasında yer alırsınız diye umut ediyorum arkadaşlarım. Tabii bize elimizden geldiğince bütün süreci, ilanları, duyuruları, mülakat aşamasını her şeyi değerlendirerek sizlerin masa başına geçene kadar, memur olarak atandım hocam diyene kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet, KYK Yurt Yönetimi Personel Ataması 8 grupta başvurular henüz devam ediyor. 10 Ekim saat 17 civarında da kapanabilir. Sistem daha erken de davranabilir. O yüzden başvurunuzu tamamlamadıysanız, eksik bırakmışsanız veya unuttuysanız muhakkak gün içerisinde, bu birkaç saat içerisinde başvurunuzu tamamlamış olun arkadaşlar. Tabii inşallah kazandıktan sonraki serüvende, yani asıl olarak kazandıktan sonraki serüvende asıl olay başlıyor. Sözlü mülakat aşaması. Sözlü mülakatlarla ilgili çalışmanızı iyi bir şekilde yürütmüş olun arkadaşlar. Yani giyiminiz, kuşamınız, kendini tanıtma aşamanız, ifade yeteneğinizi güçlendirme tarzınız veya sizlerin KYK Yurt Yönetimi veya işte Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki şablon sorular, bu mesleği neden istiyorsun, niçin buradasın veya hedefin, idealin, bu tarz şablon soruları da iyi bir şekilde ele almanız gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlarım. Ki ben bunların hepsini bir arada, bir çatıda topladım. Bütün mülakatlara uygun versiyonlu bir kitap oluşturmuş oldum arkadaşlar. Kitabımızı yazdık, sunduk. WhatsApp sipariş hattı üzerinden yine siparişlerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlarım. Bitmediyse muhakkak geç kalmadan kitaplarınızı sipariş etmiş olun arkadaşlar. Hani kazandıktan sonraki aşamada sizler belki de 3-4 gün sonrasında mülakata katılacaksınız. O yüzden yetişmeyebilir kitaplar. Şimdiden alın, elinize kalsın. İlla ki zaten bir gün işinize yarayacaktır. Yani büyük bir kaybınız yok zaten. Ücretsiz kargoyla beraber 118 TL'ye sizlerin kapısına kadar gelmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi puanlama sistemine geldiğimiz takdirde öncelikle ne zaman açıklanacak? Yani bunun için resmi bir tarih verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı büro personeli kısa bir zamanda açıklanmıştı. 1-1,5 hafta gibi bir kısa sürede açıklanmıştı daha önceki atamada. Yani bunun ilanı da yüksek ihtimalle çok uzun sürmeden karşımıza çıkacaktır diye tahmin etmekteyim. Resmi bir tarih yok ama Ekim ayı içerisinde gelebilir düşüncesindeyim arkadaşlarım. Ki geldiği takdirde sizlere bilgisini aktarmış olacağız, merak etmeyiniz. Sözlü mülakat aşamasına lütfen dikkatli bir özen göstermiş olmanız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bunun haricinde 8 grup şeklinde alınacak demiştik. 3 katı kadar aday sözlü mülakata hak kazanacaktı. Toplanma itibariyle zaten 1453 atama gerçekleşecekti. Hadi biz bunu 1500 olarak kabul edelim. 4500 kişi sözlü mülakata dahil olmuş olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Bunun haricinde tabii yurt yönetimi personel atamasında 8 grup şeklinde kadın erkek ayrı ayrı sayılarla, kontenjanlarla en az 60 puanla başvuru hakkına sahipti. Ama 60 puanla kapatma ihtimali biraz düşük. En azından bazı gruplarda çok düşük bu ihtimal. Belki de hani 3. grupta bir düşüş olacağını düşünmekteyim. Bayağı bir düşecek puanlar, haberiniz olsun. 3. grupta düşebilir veya bunun haricinde yine 4. grupta keza diğer bölümlere nazaran bir tık daha düşebilir. 1. grupta aslında İBF mezunu başvurabildiği yoğunlukta olan bir atamadır. 1. grupta oldukça önemlidir. 1. grubun da puanı düşebilir arkadaşlar. 1. puanında yani sürpriz bir işle karşılaşmasak herhalde 73 ile 76-77 bandında olabilir düşüncesindeyim sevgili arkadaşlarım. Hatta daha da düşebilir ki bilemiyoruz. Bunu ilerleyen zamanda tek tek analiz etmiş olacağız beraberce. En yüksek kapatacak grup da herhalde 8. grup olabilir düşüncesindeyim. Çünkü herkes başvurabiliyor. Herhangi bir lisans mezunu olan herkes başvurabiliyor. 8. gruptan sonra da 7. grup bayağı bir dişli gözüküyor. Rakipler oldukça güçlü. Psikoloji mezunları, sosyal hizmet mezunları, ilahiyat, sosyoloji veya turizm. Buralarda da puanlar bir tık yükselebilir arkadaşlar. Yani puanlar gruptan gruba değişiklik gösterecektir. Şimdi bazıları diyor hocam geçen yıl baktık işte 64 puanla kazandılar. 64 puanla kazandıkları için herhalde bize de çıkar düşüncesinde oluyorlar ama bakın grup grup olduğu için her grubun puanı farklı. Şimdi 1. grup belki 75 en düşük kapatacak. 3. grup belki en düşük 62 puanla kapatacak. 7. grup belki de en düşük 80 puanla kapatacak. Yani her grup farklı düzeyde olduğu için sizler zannediyorsunuz ki bütün KYK Yurt Yönetimi Personel Atamasında en düşük puan 63. Hayır, grup grup değerlendirmek zorunda olduğunuzu unutmayınız sevgili arkadaşlarım.
değerlendirme, yani sonuçtan açıklanacağı resmi bir tarih dediğim gibi henüz belirtilmemiş durumda. İlerleyen zamanda bunun da bilgisi geldiği takdirde sizlere yine buradan analizlerini yaparak aktarmış olacağız arkadaşlarım. İnşallah her şey yönünüzce olur. Muhakkak sizler bundan sonraki aşamada yavaş yavaş sözlümle çalışmanızı sergilemiş olun arkadaşlar. 4500 düşük bir rakam değil, 4500 kişi gibi bir rakam sözlümle kata hak kazanmış olacaktır. İnşallah takipçilerim arasında yoğunlukta bir kazanma oranı olur diye umut ediyorum arkadaşlarım. Lütfen dediğim gibi sözlümle kat aşamasını rafa kaldırarak sadece buraya odaklanmayın. Yine WhatsApp siparişin kemal. Sadece WhatsApp üzerinden verebiliyorsunuz siparişlerinizi. Yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.